Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklilerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelim daha önce İğniyası'ndan da yaptığım tığa çevrilmiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model çok kolay, çıtı pıtı. Arkadaşlar modeller çok kolay, hani bu kolay modeli neden anlatılıyor diye düşünmeyin, gerçekten bunları, bu hafif modelleri bile yapamayan arkadaşlarımız var, yeni öğrenen veyahut da geç yaşta, biraz yaşça ilerlemiş arkadaşlarımız var. Onlar için bu şekilde arkadaşlar bu videolar çekiliyor. Önceden ben de öyle düşünüyordum, hani çok hafif bu model falan diye düşünüyordum. Ama Instagram üzerinden öyle mesajlar alıyorum, öyle hafif modeller alıyorum ki bunu yapar mısınız, bunun videosunu çeker misiniz diye. Sonra düşündüm, hak verdim. Hafif de olsa bu şekilde yapamayan arkadaşlarımız var. Onlar için arkadaşlar bu şekilde çıtı pıtı bir model hazırladım. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı bu şekilde hazırlıyorum. Tığ battının içine ilk başlarken de aynı şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Yandaki tığ battıya girip 1, 2, 2, 3 seferde alıyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi buraya 3 tane 8 zincirden kirpik yapacağız. Bu bir zincirle sık iğne yapmamız arkadaşlar kirpiklerimizin daha düzgün durmasına, İlk kirpiğimizin bu şekilde daha düzgün durmasına sebep oluyor. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıkı sıkı 8 tane zincirimi çektim. Buraya hemen arkadaşlar ilk kirpik olarak kapattım birinci kirpiğim. Yine 8 zincir. 7 ve 8. Kapatıyorum ikinci kirpik olarak. Yine 8 zincir. Sıkı sıkı 8 zincirimi çektim. Buraya 3 tane yaptığım trabzanın arasına kirpiğimi yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Çeviriyorum arkadaşlar. Sondaki kirpiğimin içine girip bu şekilde dönüş yaptım. 10 tane zincir çekiyorum. Ters yüzündeyim ve 10 zincirimi çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çevirdim arkadaşlar bu şekilde. Buradan 4. tığ battımın içine 10 zincirimi sabitliyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabittim. Buraya bir köprü oluşturdum arkadaşlar. 10 zincirden bir tane köprü. 1, 2 zincir. Bir tane buraya arkadaşlar tığ battı yaptım. Ara mesafesine bir tane tığ battı yapıyorum. Bir defa yine tığımın başını doladım. İlk başladığım gibi 1, 2, 2, 3 seferde aldım. Buraya bir yuva yaptım arkadaşlar. Yine bir zincir çekip sık iğne ile yuvamın içine sabitliyorum. 8 zincir. Hemen buraya sabitledim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın arkadaşlar, 3 tane kirpiğimi bu trabzanın içine yapıyorum. 5 zincirle dönüyorum şöyle. Son yaptığım bu kirpiğimin içine girip 5 zincirimi kapatıyorum. 10 zincir ters tarafından döndüm arkadaşlar. 4. tığ battıya. Bu şekilde sabitledim. Bakın köprümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. 1, 2 zincir. Kapattım buraya arkadaşlar.
Yine bir defa dolayıyorum. Köprüden sonra bir tane tığ battı. Unutmayın arkadaşlar. Şu. Bakın güzel duruyor. Bu şekilde. Direkt hani tığ battı yapmadan da yapabilirsiniz. Ama böyle daha güzel durduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Trabzanımızı yaptık. Bir defa zincir çekiyorum. Bir tane zincirimi çekip trabzanıma sık iğne ile kapattım. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. Kapattım. Bu birinci kirpiğim. Bu ikinci kirpiğim. Bu da üçüncü kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son kirpiğime sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Hemen arkadaşlar 1, 2, 3, 4. tığ battıma köprü olarak kapattım. Bu şekilde sıralı 3'er kirpikler arkadaşlar. Yeşilimiz devam ediyor. Sonra şu köprülerimizin üzerine arkadaşlar bu renkli kirpikleri yapacağız. Şimdi kirpiklerimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, kırmızı rengimi 2 zincir çekerek tığıma tutturdum. Bu 10 zincirden yaptığımız köprümüzün içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar sık iğneyi fazla sıkmayın. İlk sık iğnemizi 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi, bu ilk olduğu için arkadaşlar arasından giriyorum rahatlık olsun diye, bu şekilde. Sonra yanına bir sık iğne yapıyorum. Yine 7 zincir. 7 zincirimi bakın bu araya bu şekilde girip sık iğne ile sabitledim. Yine bu yeşil köprüden sık iğne ile girdim. Bir tane sık iğne yaptım. 7 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Yaptığım sık iğnenin arasına girip kapattım. Yeşil köprümün arasına da bir sık iğne yaptım. Bir tane de zincir çektim arkadaşlar. Bu şekilde buraya 3 tane kirpik yaptık bakın. Şimdi şu iplerimi temizleyip geleyim arkadaşlar. Bu yeşil köprümüzün içine arkadaşlar sarı rengimizi bu şekilde sabitliyoruz. 7 tane zincir. 7 zincirimi bu şekilde sık iğne ile arkadaşlar girdiğim yerin tam ortasına sabitliyorum. Ve sıradaki sık iğnemi arkadaşlar yine yeşil köprünün üzerine yaptım. 7 zincir. 7 zincirimi bu sefer arasına yapıyorum. Çünkü arkadaşlar ikinciyi kapatması kolay. Birinci de biraz yer olmadığı için arasına kapatıyoruz. Yine 3. sık iğnemi bu şekilde buraya yaptım. 7 zincirimi çekiyorum. 7 zincirimi bu şekilde arasına kapattım. Evet, sık iğne ile arkadaşlar yapıyoruz sonuncu kez. Bazı arkadaşlar güzel durmuyor diyorlar. Sık iğneye bu şekilde sonuncu kez bir sık iğne yapıp bir zincir çekip o şekilde koparıyoruz. Böyle daha güzel duruyor. Bu şekilde. Arkadaşlar çıtı pıtı çok güzel duruyor. Gördüğünüz gibi iğne yasından hiçbir farkı yok gibi duruyor arkadaşlar. Şu sonuncu mavi rengimi de göstermek istiyorum. Bu sık iğnenin arasına batmakta zorlanan arkadaşlar için bunu da arkadaşlar bu şekilde köprüye sabitliyorum. Sık iğnemin değil de bunu da yeşil köprümün üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sık iğne ile buraya köprüye sabitledik. Yine 7 zincir. 7 zincirimi arkadaşlar şunu şöyle çekelim gözünüze rahatsızlık vermesin. 7 zincirimi çektim. Buradaki yeşil köprümün içine sabitledim.
Hem duruşunu görmüş oluruz hem de yapılışını tarif etmiş olurum yapamayanlar için, hani zorlananlar için. Ben sıkıya gelemem, bana kolay olsun diyen arkadaşlarımız var. Onlar için de arkadaşlar bu şekilde direkt yeşil köprünün içine geçiyorum. 7 zincirimi çekip direkt, bakın sık iğnelerin arasına girmeden direkt köprüye de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın duruş farkını siz de fark edeceksiniz. Bu daha zarif. Bunlar daha zarif. Bu direkt köprüye bu şekilde. Bunlar da sık iğnenin üzerine arkadaşlar. Şimdi hemen bir zincirimi çekip şöyle yakıp hemen detaylı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son anlatmak istediğimi tekrar göstermek istiyorum. Bu direkt köprünün üzerine sık iğne ile sabitlediğimiz kirpikler. Bunlar da sık iğnelerin üzerine yaptığımız kirpikler. Tercih size ait arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde sonda gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Veyahut da diğerlerini yaptığım gibi sık iğnelerin üzerine yapabilirsiniz. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay, çıtı pıtı, çok zarif bir model oldu. Sizler için arkadaşlar iğne oyasından tığ oyasına tasarladım. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.